Örümcek çocuk, örümcek kız, iyi misiniz, iyi misiniz? Aşkım ne oluyor? Ne oluyor amcama? Acilen kapıyı açın. Aşkım kapıları açık. Gördünüz mü? İstanbul'da deprem olmuş örümcek kız. Evet aşkım farkındayım ya. Amcama evet gördüm ya. Hadi gelin haberleri izleyelim arkadaşlar. Of arkadaşlar inşallah bizim köyümüzde sıçramaz öyle değil mi örümcek kız? Evet aşkım ya, fay hattının üzerinde geçiyoruz vallahi billahi. Burada sıçrarsa her yer yıkılır. Evet amcama, okulum yıkılır. Yaygınlayım öyle, çok korkuyorum. Tamamdır amcık, korkmana gerek yok. Hadi gel şu haberleri izleyelim Firdayis, hadi bakalım. Sayın köy haber izleyicileri, son dakika haberine göre İstanbul'da 6.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş. Uzmanlar bu depremin köyümüze sıçrayabileceğini ifade ediyor açıkça. Bu yüzden lütfen hazırlıklı olmayı unutmayın. Deprem her an köyümüzü uğrayabilir. Aa, sen ciddi misin be? Amcama kapat televizyonu ya. Aşkım ya, sıçrayabilir diyor. Evet sıçrayabilir diyor. Örümcek bebek, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ah, konuşmuyor ya. Aşkım neden konuşmuyor bilmiyorum ya. Amcama bebek konuşmuyor. Sana. Nutku tutuldu herhalde. O da korktu canım oğlum ya. Tabii korkarsın ya. Deprem sonuçta. Örümcük ne yapacağız ya? Aşkım bilmiyorum. Bilmem amcama. Tanrı haber versek iyi olur değil mi? Buradan bir sürü uzaklaşalım. En azından evin altında kalmayalım anladın mı? Dışarıda duralım ya. Hem bize zarar gelmez. Evet aşkım haklısın aslında. Evet amcama, tam fay hattı üzerinde duruyoruz. Çok tehlikeli. Aynı öyle, durun siz burada. Ben Tanrı haber vereceğim deprem hakkında. Tamamdır aşkım. Tamamdır amcama. Bu arada Ferit Ayşe, lütfen videoyu like atıp kanalımıza abone olmuşsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım Ferit Ayşe. Lütfen video like atın. Kanalımıza bir maçın. Video like atan. Kanalımıza abone olup bildirimleri açan. Herkesin inşallah annesi babası ölümsüz olur ve ders notlarınız 100 olur diyorum arkadaşlar. İnşallah cennete gidersiniz diyorum. Amin Ferit Ayse. Hadi bakalım Ferit Ayse. Şimdi Tarık'a haber verelim arkadaşlar. Tarık, Tarık, Tarık. Kardeşim ne oldu? Niye zilimi çalıyorsun? Kapı açık. Aç kapıyı. Tarık sen de mi kapıyı açıyorsun böyle? Açık unutuyorsun ya. Kardeşim sen geldin diye açtım. Hiç merak etme. Tamamdır Tarık. Çok güda benim var kardeşim sana. Ne oldu söyle. Kardeşim İstanbul'daki depremi duydun mu? 6.0 büyüklüğünde. Oha, ilk defa duydum. Evet kardeşim. Ve ne deniyor biliyor musun? Ne deniyor kardeşim? Köyümüze sıçrayabileceği açıkça ifade edildi uzmanlar tarafından. Haberlerde okudum. Ne? Oğlum ya saçmalama, böyle bir şey olmaz. Ya olur Tarık. Olmaz deme kardeşim. O yüzden şu anda toplanma yerine gitmemiz gerekiyor. Anladın mı? Kardeşim bence olmayacak deprem falan ya. Kendini kandırıyorsun. Boş ver, otur evinde. Keyfine bak. Allah Allah. Öleceksek öleceğiz kardeşim. Ya Tarık öyle düşünmemen gerekiyor. Hadi gel Tarık lütfen kardeşim. Sensiz olmaz kardeşim, ben vallahi tek başıma yapamam. Ailem, sen benim ailemden bir parçasın. Tamam kardeşim geliyorum, of ya. Hadi gel Tarık gidelim. Hani kardeşim ben anlamıyorum, benim niye rahatım bozdun ya? Bak Tarık kardeşim, evin depremde yıkılsa o rahatına düşkün mü olacaksın yani? Seni kim kurtaracak orada Allah aşkına? Kardeşim bir şey olmaz diyorum. Kardeşim Allah büyüktür, ne olacağı belli olmaz anladın mı? İstanbul'da oldu, burada da olabilir. Fay hattı üzerimizden geçiyor. Ya bilmiyorum kardeşim, korkutuyorsun boş yere ya. Bence bu iş yaş biliyor musun? Hiçbir şey olmayacak. Ya Tarık sen de var ya kardeşim, oturuyorsan otur evinde, bana ne ya, of Allah Allah. Tamam kardeşim niye trip atıyorsun, geldik işte. Tarık merhaba. Merhaba Tarık abi, kötü haberimiz var. Evet evet biliyorum kötü haberi ya, fakir 2 saattir başımı törpülüyor deprem deprem diye. Evet haberlerde de duymuş olduğunuz gibi arkadaşlar, hazırlık yapmamız gerekiyor anladınız mı? Deprem köyümüze uğrayacak arkadaşlar ve köyümüz uğradığı zaman bu köyde kalıcı hasarlar bırakacak. Köyü belki terk etmemiz bile gerekebilir. Ya amcama ya, aşkım terk etmeyin ya. Oğlum terk etmeyelim, burada evimiz var. Evimiz var. Evet ama Tarık, ama uğrarsa deprem dediğim gibi direkt terk etmemiz gerekiyor. Yoksa biz de altına kalırız. Biz de ölürüz. Tamamdır aşkım ya. Ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız amcama? Eşyalarınızı toplamaya başlıyorsunuz. Örümcek bebek sen de eşyalarını toplamaya başla. Onun ne eşyası olabilir oğlum ya? Şaka yaptım zaten. Ben bilgisayarı toplamaya başlıyorum. Örümcek sen de televizyonu al. Örümcek kız sen de mutfak kısmını al. Tarık. He, sen de benim eşyalarımı topla lan. Gel niye kendi eşyalarını topluyorsun sadece? Tamam Tarık, seninkileri toplayacağız. Dur. Sen üst katı topla Tarık, tamam mı? Gardıropları falan al. Hadi kardeşim boşaltıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Hadi örümcek başarırsın. Tamamdır örümcek anne, yapıyorum. Sen manyak mısın? Ben bütün gardıropları nasıl kendim taşıyayım ya? Bak örümcek kız, örümcek aşağıya hallediyor. Biz de beraber burayı halledelim. Ne dersin kardeşim? İyi tamam Tarık. Gardıropları bana taşıtıyorsun he. Ya of Tarık ya. Oğlum ne yani? Sanki benim eşyam ya. Sanki benim kabahatim he. Oğlum ben zaten evimde oturacaktım yani. Evinde otur Tarık, sonra öl değil mi kardeşim? Sen bizim ailemizden bir parçasın Tarık. Senin ölünü, yani ölmüşünü kabul edemeyiz anladın mı yani ölmeni? Evet kardeşim haklısın, bana değer veriyorsun ama. Ya kardeşim gel topluyoruz hadi. Hızlı ol birazcık Tarık hadi ya. Ne kadar da sakarsın yani, şeysin ya, tembelsin. Tamam mı oğlum, tamam ya, toplayak tamam. Her şeyi bana toplattırdın Tarık, neyse. Ama bak kendi evine
eşyalarını kendi toplayacaksın, tamam mı? Bak ben karışmıyorum. İyi tamam kardeşim, bak sen topladın. Şimdi ben kendi eşyalarımı adam akıllı toplamasını bilirim. Helal olsun sana. Dur bakayım örümcek çocuk ve örümcek kız ne yaptı? Örümcek çocuk, amca baba televizyon aldım. Aslında ben de mutfağı aldım. Güzel güzel, tamamdır. Eşyaları aldık Ferit Ayşe. Tarık kardeşim ne oldu? Hadi kardeşim koş kendi evine. Sen de kendi eşyalarını topla. Tamamdır kardeşim, toplamaya gidiyorum. Tarık üşenme. Evet Tarık ya, bak ben mutfağı topladım tek başıma. Ben de televizyon taşıyorum. Aa tamam ya, sıra bendeymiş. Neyse ben de eşyalarımı taşıyacağım. Ben hiç depremin buraya uğrayacağını zannetmiyorum ama sen bilirsin fakir. Kardeşim beni dinle bak. Lütfen bir kere beni dinler misin bak, büyük sözü. Lan ne büyüğü be, aynı yaştayız. Tamam Tarık işte ya, aynı yaş sözü dinle kardeşim bak. Ciddiyim bak, gelecek. İyi tamam, gelmezse. Kardeşim gelmezse iddia girelim mi seninle? Yok iddia girmem ben seninle. Hayır olmaz, belki kazanırsın. Belki de ardından gelir Ferit Ayzi, bilinmez yani. Allah Allah, bismillah, ne oluyor? Deprem! Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim ne oldu, niye bağırıyorsun? Oğlum oğlum, deprem başladı. Yemin billahi fay hattı oynuyor. Nasıl yani? Nasıl yani Tayyip abi? Askerim ne yapacağız? Bilmiyorum, çabuk beni takip edin. Fakir kardeşim, bu köyü terk etmemiz gerekiyor. Eşyaları aldınız mı? Aldık kardeşim, aldık. Aldık aldık Tarık. Aldık Tayyip abi. Tamamdır, gelin benimle. Dikkatli olun ama, tamam mı? Şu fay hattına bakın. Oha! Aman Allah'ım arkadaşlar, deprem oldu, yemin ederim deprem oldu, gelin çabuk kaçıyoruz. Arkadaşlar o kötü deprem bütün şehrimizi alt üst etti. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar evimiz yıkıldı, bütün şehrimiz yıkıldı arkadaşlar. Artık yeni şehre taşınmak zorundayız. Ama okulum orada kaldı arkadaşlarım, orada kaldı. Tamam örümcek, hiç üzülmene gerek yok. Onlar buraya gelecekler, hiç merak etme, tamam mı? Evet örümcek, onlar gelirler, niye bu kadar taktın ya? Evet ya, onlar ölmemiştir ki, illa kurtulan bir yolunu bulmuşlardır örümcek. İnşallah önce ama arkadaşlarımı çok özlüyorum. Ah örümcek bebek de burada arkadaşlar. Tabii örümcek bebek şu anda konuşamıyor Ferit Ayse. Aşkım evet ya, şuna girdi bebekçik ya. Evet normalde bülbül gibi öterdi. Arkadaşlar depremden sonra ne ailesi konuşamıyor. Neyse arkadaşlar yeni şehre taşındık. Baksana örümcek, bu sarı şey de ne böyle ya? Sanırım amcam okula benziyor. Evet okul ya. Vay be, okula bak örümcek, daha ne istiyorsun ya? Senin okulun 3 katı. Evet evet ya, gerçekten çok güzel bir okul. Ben çok beğendim vallahi. Bu ya çok iyi bir sömcem ama arkadaş dayım yok. Olur olur merak etme. Şimdi Ferit Ayse başkanla görüşeceğiz. Yani bu şehrin başkanıyla. Bize deprem hakkında bazı sorular soracak. Oo iyi. İyiymiş ya. Hadi görüşelim bakalım. Hadi bakalım Ferit Ayse. Aha başkan orada, görmüş olduğunuz gibi. Başkanım girebilir miyim? Elbette girebilirsiniz. Buyurun Fakir Bey, Tarık Bey, örümcek çocuk, örümcek kız ve örümcek bebek. Tamamdır girelim, hadi bakalım. Evet başkanım, bizi huzurunuza davet ettiğiniz için çok minnettarız öncelikle. Ne demek ne demek ya. Siz bir kere deprem geçirmişsiniz bir kere, o daha kötü bir şey. Evet evet ya, hiç sormayın vallahi. Evimiz yıkıldı, köyümüz yıkıldı, her yer yıkıldı vallahi. Bazı yakınlarımızı bile kaybettik. Evet ya, mesela benim okulum yıkıldı. Burada okul var değil mi? Elbette elbette, bedava eğitim hizmetimiz var. Burası çok iyi bir köy, ben söyleyeyim Fakir Bey. Ne hırsızlık olur, ne suç olur, ne yani kötü şeyler burada olmaz yani. Bundan emin olabilirsiniz. Evet evet başkanım, zaten fark ettim. Başkanım park yapacak mısınız? Elbette elbette, şehrimize yakın zamanda bir park yapılacak. Tam orta tarafa. Hatta tam ağacın bulunduğu yere. Vay be, ben bu şehri çok beğendim. Ferit ailesi, siz bu yeni şehri beğendiniz mi Ferit ailesi? Lütfen yorumlarda beğendim ya da beğenmedim yazın. Hepiniz üzerime de gel 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 bırakacağım. Hadi bakalım Ferit ailesi. Bu arada arkadaşlar lütfen yorumlarda geçmiş olsun dileklerinizi fakir iletmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, bir yorumlarda geçmiş olsun dileklerinizi alırız. Evet arkadaşlar, köyümüz yıkıldı ve sanırım uzun bir süre oraya taşınamayacağız. Hem de uzun bir süre Ferit ailesi, çünkü düzelmesi çok zaman alacak. Evet amcama. Örümcek bebek de hala konuşamıyor. Örümcek bebek. Ya amcama sokayım, biz konuşsana amca bebek. Konuşmuyor konuşmuyor. Vallahi konuşmuyor örümcek. Neyse. Neyse, yeni köyünüzde size yeni yaşantınızda başarılar dilerim. Burada hayat kurmayı seçmeniz çok mutluluk verici. Ne demek başkanım ne demek. Umarım burada daha iyi geçiniriz gideriz ya. Değil mi Tarık? Evet kardeşim. Evet aşkım. Evet amca baba. Ben merak ederseniz okulumuzun işi işte böyle. Oo teşekkür ederim okulu gezdiğiniz için. Ne demek ne demek, buyurun gezebilirsiniz. Vay canına amca baba. Kantini bile var. Evet kantini var. Evet evet, onu çok beğendim. Baksanıza kantini Ferit Ayse, çok iyi. Aşkım bu şehir çok iyi, buraya taşınalım ya. Evet evet buraya taşınalım. Evet amca baba. Zaten taşınacağız, başka bir çaremiz yok. Köyümüz yıkıldı depremle. Neyse başkanım, var ya şehri 10 numara yapmışsınız başkanım. Helal olsun size. Ne demek ya, teşekkür ederim. Devam ediyoruz bak, daha buraları dolacak, merak etmeyin. Buraları daha birinci etap. Oo, sağ olun başkanım, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel olmuş. Biz Ferit Ayse bir videodan sonra geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeni şehre taşınmayı başardık arkadaşlar. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekran
tane var. Tıkla tıkla tıkla. Ekrandan çıkan video. Allah razı olsun. Tıklayın efendim. Hepinizi çok seviyorum Feridaz. Yorumlarınıza kalp bırakın. Ekran bir tane var. Tıklayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hadi bakalım görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vuhuu. Evet bay bay.